Evet, yeniden bir canlı yayında birlikteyiz. Sizlerle değerli takipçilerim ve bugün canlı yayın konuğumu alacağım. Kendisiyle Twitter üzerinden tanıştık. Tabii ki benim için yorumları son derece önemliydi. Geçen yıl direkt nokta atışı yaparak İtalya'nın bu yarışı gümbür gümbür İtalya'nın geldiğini ve bu yarışı kazanacağını tahmin etmişti. Bakalım bugün neler söyleyecek bizlere. Sevgili Oğuz Kaygalak'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Hoş Hocam. bulduk. İyi akşamlar diliyorum ben de size. Özellikle bir Eurovizyon dostluğumuz var. Bu arada sesim geliyor mu acaba? Evet, gayet Evet, iyi tamam. hocam. Bazen sıkıntılar yaşıyorum ses konusunda. Evet Eurovizyon, hocam. Mayıs ayı Eurovizyon ayı demektir bizler için ve yine bir Eurovizyon yolculuğundayız. Aslında Bakalım. Şubat ayında başlıyor aşağı yukarı ama en yoğun Evet. Mayıs ayı, özellikle ikinci haftası. Evet. Ben öncelikle teşekkür ediyorum programa. İlk canlı yayın konu olmanız da benim için son derece önemliydi hocam. Tahminleriniz zaten yayının başında dinlemişsinizdir. Önemliydi, geçen yıl gerçekten tahmin ettiğiniz çıktı. Tweetiniz beni etkilemişti. İtalya gümbür gümbür geliyor demiştiniz. Bu sene var mı öyle bir tahmin hocam? Hemen geçen yıldan bir alıntı yaptım. Varsa gümbür Evet. gümbür gelen bir ülke hemen başlayalım. Ben açıkçası bu senenin biraz özel koşulları olduğunu düşünüyorum. Biraz o gözüküyor. Sanki bir Ukrayna özel koşulları gereği müzikten ziyade farklı nedenlerden dolayı sanki birincilik alacak gibi gözüküyor bu tahmin olarak ama gecede birinci olur mu? Benim de düşündüğüm kişilerden birisi Sam Ryder açıkçası. Giderek yükseliyor Evet. provalardan sonra. Fakat Az önce İngiltere'ye yayından önce karşı baktığımda üçüncü sıradaydı hocam. evet. Bayağı üçe çıkmış. İsveç'i Provası geçmiş. için de çok güzel şeyler söyleniyor. Ben açıkçası İspanya ile Birleşik Krallık arasındayım bu sene. Müzikal tahminlerim bu yönde. Fakat görünen o ki Ukrayna sempati oylarıyla Eurovision'u kazanacak gibi gözüküyor. Hocam Burada nerede şunu bant sorayım. alınabilir? Jüriden belki oylar alamayabilir. Belki Halk orada bir kaybı oylaması uğrarsa. halk oylaması doğru aslında. Ukrayna'yı Avrupa destekleyecek, dünyada barış, birliktelik mesajı verecek ama ulusal jürimiz var. Profesyonel müzisyenlerden oluşuyor kendileri. Onlar kimden yana tercihini kullanacak hocam? Ya onlar da bence büyük oranda aynı sempatiyle bakacaklarını düşünüyorum ben. Yani oradan da çok büyük bir kaybı uğramayabilir ama Rusya'ya yakın ülkeler belki çok büyük oylar vermeyebilir. Rusya'ya yakın ülkelerin oylarında bir kaybı uğrarsa aradan İspanya ve İngiltere ya yani Birleşik Krallık güzel bir oy alırsa halk jürisinden bu üçlünün arasında bir çekişmeyle çok sürprizli ve heyecanlı bir oylama gecesi yaşayabiliriz diye düşünüyorum ben. Bu üçlü arasında gidiyorum. Ama ben bu üçünden hangisine 12 puan verirdim diye soracak olursanız İspanya'ya verirdim. Çünkü şov ve şarkının bir arada olduğu Eurovision ruhunu yansıtan bir şarkı ve uzun zamandır da İspanya'da bir Eurovision olmadı. İspanya tweetlerde de görüyorsunuzdur. Siz de Evet. gönderdiğiniz bir tweet orada gördüm. Gerçekten bu yarışmayı düzenlemek istediğini de gösterdi. O da büyük bir ilgi çekebilir ve oylar gelebilir İspanya'ya diye düşünüyorum. Son provasının görüntülerini izlediniz mi hocam? Onu sorayım. Sizlere fırsatınız oldu mu İspanya Son ile ilgili? provayı Yani, gördüm, evet. bir sanki enerjisi yoktu Chanel'in gibi geldi açıkçası. Yani biraz belki seyirciyi görünce belki şey yapabilir, ilerleyebilir. Ben bazen de provalarda taktik icabı bazı şeylerin saklandığına inananlardanım. Belki öyle bir şey de olabilir yani. Yarışma gecesine yönelik bir algı oyunu da yapmış olabilir. Mahmut'un az önce bir tweet'i vardı. Yayın öncesinde Twitter'a bir baktım. Çok yorgunduk, açtık. Blanco ile birlikte bu yüzden etkili bir prova yapamadık. Finali bekleyin şeklinde bir tweet'i vardı açıkçası. Bu da tam söylediğinizde de uyuşuyor açıkçası. Evet, 10 puanı kime Blanco verirsiniz? Efendim? yanılmıyorsam
10 puanı aslında ben farklı bir puanlama yaptım. Benim 12 puanım farklı bir ülkeye aslında. Tamamen kişisel tercihlerimde 10 puan İspanya'ya verdim ben. İstiyorsanız birden 12'ye kadar oylarımı vereyim. Olur. Çok iyi olur. Bir puanı ben eskiden beri sevdiğim, tam bir Eurovision'da tanıdığım bir grup, Moldova. Belki diğer şarkılara göre biraz sönük ama yine de Moldova'ya bir gönül borcu olarak bir puan verdim. 2 puanı Portekiz'e verdim. Ben Portekiz'in Fado tarzı çok güzel bir şarkısı var. Büyük ihtimalle finale kalacak ama ilk 20'lerde 15-20 arasında bir derece alacak. Çok güzel bir şarkı. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. 3 puanı Soda Yunanistan değil. Saudade. Evet çok güzel bir Saudade. şarkı bence. 3 puanı Yunanistan'a verdim. Ben Yunanistan'ın güzel bir şarkısı olduğunu düşünüyorum ve finalde çok ilgi çekeceğini düşünüyorum şarkının. 4 puan Hollanda'ya. Hollanda gerçekten belli bir kalite tutturdu ve devam ediyor. Güzel bir şarkısı var, Dediep diye. 5 puanım İtalya'ya. İtalya Mahmut'la bir önceki yarışmada çok güzel bir şarkıydı. Bu ona göre biraz sönük kalıyor ama yine de güzel bir şarkı. Brividi. 6 puanım benim Ukrayna'ya. Ukrayna'nın şarkısı kötü değil. Eğer savaş olmasaydı da büyük ihtimal ilk 10 içinde yer alabilecek bir şarkıydı o performansla. O rap kısımları falan belki jüriyi biraz itebilir geriye doğru. Belki o kısımlardan biraz kaybedebilir ama etnik tarzı çok güzel yorumlamış ama geçen yılki şarkıya göre kötü tabii ki. Şum şarkısı muhteşem bir şarkıydı ve güzel de bir derece almıştı. Bu senenin bence Şum şarkısı Fransa'ya ait diyebilirim. Fransa'nın ben 3. ya da 4. olursa hiç şaşırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fransa'nın gerçekten giderek de yükseliyor. Şarkının değeri anlaşılıyor. Gerçekten çok farklı tarzları yorumladıkları güzel bir şarkı yapmışlar. İyi bir de şov yaptılar. Provada da fena değillerdi. Tahta Fransa'ya 7 puan oyunlarındanmış verdim. hatta açıkçası hocam bana. Tahta oyunlarından bir sahne canlandırılıyor gibi geldi. Evet çok yani 2-3 şarkının bir dinlemiş gibi oluyorsunuz. Gerçekten ve onları çok güzel harmanlamışlar. Ve yarışmadan sonra da dinlenilebilecek bir şarkı. 8 puanım United Kingdom, Sam Ryder'a. Acaba ben finalde Uzay Man, Space Man diyor ya bir yükseliş olacak mı sahnede onları falan merak ediyorum şovda. O kısımlar çok gözükmüyordu çünkü. 10 puanım İspanya'ya ve 12 puanım benim bu sene çok en sevdiğim şarkı Kıbrıs'a ait. Ela. Gerçekten şaşırtıcı bir şey ama gerçekten ben o Akdeniz yöresinin ezgileri olsun, şarkıdaki o ton olsun. Gerçekten çok farklı bir şarkı. Ya büyük ihtimalle tek 12 puanı Yunanistan'dan alacak gibi gözüküyor ama bu kez hak ederek alacak bence. Her zaman Her zaman öyle öyle oluyor. Ama gerçekten ben çok beğendim şarkıyı. O Kıbrıs'ta da bir yıl kalmıştım. O yöresel ezgilere aşinayım. Gerçekten tam istediğim Kıbrıs şarkısı geldi en sonunda. O yüzden duygusal nedenlerle 12 puanım Kıbrıs'a diye şaşırtıyorum ama büyük ihtimalle İspanya Şaşırdım. benim asıl favorim İspanya açıkçası. Aynı fikirdeyiz bu noktada da Yunanistan 3 puandan verdiniz. Sanki biraz daha yukarıya hak ediyor gibi benim şahsi düşüncem buydu. Moldova'yı niye beğendiniz? Açıkçası onu merak ettim. Hiç şey yaptığım bir grup değildi açıkçası. Moldova bu kişisel Eurovision tarihimden dolayı açıkçası Bunica Batedoba olsun, diğer şarkıları olsun. Yani en azından tekrar denediler. Tekrar o yarışmada olmayı riskini aldılar. Çok muazzam bir şarkı mı diğerlerine göre? Değil. Ama yine o gecenin coşkusuna katkıda bulunacak. Çok hareketli. Hoş bir şarkı. Tabii bir Eurovision'da ilk ona girebilecek bir şarkı değil ama bunlar her zaman şovlarla farklılık yaratarak sürpriz süslerler o şarkılarını. Moldova ülkesi olarak ülkesi. O yüzden bir puanım oraya gitti diyelim. Polonya'ya belki verebilirdim. Polonya'nın şarkısı da çok güzel. İlk onda yer alacak büyük ihtimalle. Fakat Polonya ile Moldova arasında kaldım. Bir puanı Moldova'ya vermeyi uygun buldum. Şunu sorayım. Kıbrıs'ın performansını izlediğiniz zaman okyanusun içerisinde hissediyorsunuz kendinizi. Adeta Afrodit köpüklerinden doğuş yeri de Baf biliyorsunuz Kıbrıs'ta. Evet. Dalgalardan doğdu. Ben direkt Afrodit'i izledim sahnede. Bunun benzeri yorumlar yapıldı ama delegasyonu arkadaşım Güney Kıbrıs'ta bu işi yapan. Onunla konuştum kendisiyle. Onlar çok memnun değil provadan. Çok hata yaptığını söylüyorlar.
Tabii bunlar provalar, belki de az önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi taktik olabilir diye ben de düşünmekteyim açıkçası. Ya bunu yapanlar var. Taktik icabı olanlar finalde, yarı finalde coşan çok sanatçı gördük. Umarım öyledir. Kıbrıs'ın güzel şarkısı gümbürtüye gitmez. Çünkü geçmiş yıllarda Oneria Mu şarkısı vardı. Yanına Terzi'ydi galiba. Muhteşem bir Evet, şarkıydı. Onur Amu. Onuramu. O tamamen yarı finalde performanstan gitmişti. İlk 5'e girebilecek bir şarkı. Bu şarkının da öyle bir riski var tabii ki. İyi bir performans olmazsa yarı finale bile kalamayabilir, ama iyi bir performansa da ilk 10'a kendini atabilir. Öyle bir şarkı olduğunu düşünüyorum ben. Çok büyülü, güzel bir şarkı. O zaman şöyle sorayım. Ela Ela mı, Fuego mu? Eleni Freyra'nın Fuego şarkısı vardı. Kıbrıs'a bugüne kadar Evet. en yüksek puanı getirdi. İkinci Sıralamaya olmuş artık getirdi. galiba. İkinci olmuştu. Çok az bir farkla o yıl yarışmayı kazanmıştı. Hangisini tercih Evet. ederdiniz? Zor bir soru. İkisi de farklı Zor tarzlar. bir Ya tarzlar. ikisini de ben Evet. dinlerim, ama yani Fuego tabii ki bir başyapıt ayarında bir şarkı. Fuego daha öncelikli. Bu senenin kriterlerine göre ise Fuego bu sene katılsaydı uzak ara birinci olabilirdi. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Hocam Evet. ilk yarı finalde, ilk yarı final mi daha zor, ikinci yarı final mi daha zor diye bir soru sorsam size. Yani ilk yarı final sanki bana biraz daha zor gibi geldi. Öyle hatırlıyorum. Yani bir kez daha bir düşünüyorum. Düşüneyim. İlk sanki daha zor gibi. Kimler çıkar ilk yarı finalden hocam? En favori 3 ülkenizi ilk yarı finalde, eğer önünüzde liste varsa kimleri Şöyle çıkarırdınız? bakayım hemen. İlk yarı finalde. Çünkü ben de tahminlerimi yazdım. Evet. Siz de eğer tutarsa çok mutlu olurum açıkçası. Tamam, şu anda ben açtım. Okey. Ukrayna tabii ki öncelikle. Yunanistan'ı ben düşünüyorum. Hollanda, Norveç. Bu arada Norveç şarkısına da bir gönderme yapayım ben, hazır fırsat. Evet. Eurovision'da farklılık yaratan şarkılar olur, böyle şov amaçlı. 4-5 tane bu farklılık yaratabilecek şarkı var. Onları da ben hemen söyleyeyim. Norveç bunlardan birisi. Norveç'te bazen sonuncu olan, bazen çok iyi dereceler alan bir ülke, ama bu şarkı büyük ihtimalle iyi bir derece alabilir gibi. 7-8. olabilir gibi geliyor bana. Moldova aynı şekilde şovla ilerleyebilir. Sırbistan'a ben bir dikkat çekmek istiyorum. Ben ülke finalinde farklı şarkıları çok beğenmiştim. Bu şarkıyı da en beğenmediklerimden birisiydi. Corpore Sano. Fakat şarkı sözleri olsun, şarkının söyleniş tarzı olsun, o isyankar havayla bir söyleniş tarzı olsun, inanılmaz beğenildi Eurovision ekip tayfası tarafından, seyircisi tarafından. Bu şarkıda da bir sürpriz potansiyeli var. Ben oy vermedim, ama her an böyle bir ilk 10'a kendisini atabilir gibi geliyor bana. Bu da farklılık şovla bir yerlere gelebilecek bir şarkı. Geçeyim ben yarı finale tekrar. Norveç'in çıkacağını düşünüyorum. Portekiz'i düşünüyorum. Arnavutluğun güzel bir şarkısı var. O da böyle bir ulusal yarışmadan çıktığı için kaliteli şarkılar yapıyorlar. O da çıkabilir. Moldova'yı düşünüyorum. Ermenistan'ın oy potansiyeli çok yüksektir. Ermenistan çıkabilir buradan. Bir Sonrasında de ise uzunca bir yıl ara 2 yıl aradan sonra yarışmaya tekrar döndü. Büyük bir ihtimal ülkelerde sempati oylarından biri, o 2 oy puan evet. vererek muhtemelen Ermenistan'ı taşırlar diye ben de düşünüyorum. Evet, Avusturya'nın çıkabileceğini düşünüyorum. Bir de burada son çıkacaklar Letonya mı olur, İzlanda mı olur? Çok böyle ikilemdeyim. İkisi de çıkmasa iyi olur aslında, ama yine de onunla tamamlamak zorundalar. Son 7-8 şarkı çok kaliteli değil diye düşünüyorum ben. Avusturya olsun, Litvanya olsun, İzlanda olsun, Hırvatistan olsun. Özellikle Hırvatistan, Balkan Üst ülkesi, rounda. çok böyle o yöreyi anlatan bir şarkıyla epeydir katılmıyor. O da gerçekten bence potansiyelini değerlendiremeyen bir ülke. İkinci yarı finale geçeyim istiyorsanız. Bu arada Bulgaristan en kötülerden birisi maalesef. Çok Kesinlikle kötü bir onu şarkıyla söyleyecektim. dönüş yaptılar. İkinci Tamam. yarı finale geçeyim ben. Bir de en kötülerden, hayal kırıklıklarından birisi maalesef Azerbaycan. Neden Ben hocam? yine finale Yani şu çıkma ihtimalini anda riskli görüyorum. şöyle bir tweet var. Onu size konu açılmışken paylaşmak istiyorum. Mesela 5 Mayıs'ta yaptığı
Provadan sonra oradaki basın birimi oylama yaptı. Birinci Azerbaycan'ı çıkardı. San Marino ikinci, Sırbistan'ı üçüncü çıkardı. Evet. Değişik bir oylama oluyor oradaki basın mensupları. Yoksa biz mi kaçırıyoruz bazı bir şeyleri? Onu Yani anlam veremedim tam. Beni etkilemedi çok. ya Azerbaycan'ın şarkısı gerçekten kötü bir şarkı. Yani kötü demeyeyim, vasat altı bir şarkı. Ve geçmişte çok güzel şarkılar gönderdiler ama epeydir formsuzlar diye düşünüyorum ben. Bir de hep İsveçli bestecilerle çalıştıklarını biliyorum. Hep aynı grup. Sanki sürekli aynı şarkıları göndermeye başladılar gibi. Belki o yapıyı biraz değiştirseler iyi olacak gibi. Çünkü birazcık artık böyle tekrara kaçmaya başladılar ve şarkı da çok ses getirmedi diye düşünüyorum ben. Yani kıl payı ya finale kalır ya kıl payı finali kaçırır gibi geliyor bana açıkçası ikinci yarı finalde. Biraz tabii biz katılmadığımız için artık Azerbaycan bir nevi bizim ülkemiz gibi oldu. O yüzden de Kesinlikle. biraz eleştiride de böyle kendi ülkemizi eleştiriyoruz gibi oluyor. Durum bu şekilde. Umarım biz de katılırız bu arada. Yaklaşık 10. seneye gireceğiz herhalde. 2012, En 22, son 10. Can sene. Bonomo Love Me Back demişti. Yanlış Evet. hatırlamıyorsam hocam. 2012'de yanılmıyorsam. Azerbaycan'daydı yarışma. Evet, Yani Bakü. artık katılsak iyi olacak gibi. Çünkü bu müzik tarihinin en büyük yarışmalarından birisi. Biraz böyle hareketlilik var sanki. Bu yıl bir tık daha yüksekti Evet. açıklamalarda. Hadise'nin paylaşımları, Manga'nın paylaşımları bizi biraz heyecanlandırdı. Ama ben Şebnem Paker gibi bir ismin orada yer almasını çok isterim. Çünkü hem etnik Evet. hem güzel bir şarkı hem Türkiye'yi anlatıyor. Türk ezgilerini çok iyi anlatır. Bilmem bana katılır mısınız ama Şebnem Paker Türkiye'nin bu yarışmadaki bence en iyi şarkısı diye düşünmekteyim açıkçası. Dinle benim de favorilerimden. Benim favorim yalnız 79 yılında Maria Rita Epi'nin Seviyorum şarkısı katılamamıştı birinci seçilmesine rağmen. En iyi Eurovision şarkımız o olabilir diye düşünüyorum ben hala. Katılsaydı da çok büyük ihtimalle güzel bir derece alırdı diye düşünmekteyim hala. İsrail'de olduğu için yarışma katılınmamış. Bu arada İsrail'in şarkısı da kötü. Onu da söyleyeyim. Onu da Şu evet ben diğer finale devam ediniz istiyorsan. X Factor İsrail'i izledim seçmelerini. Şöyle bir şey vardı ama sevgili Neta bayağı bir destekledi. Yani jüriden belliydi. Hatta Linet de seçmelere katılmıştı. Biraz ümitlendim en azından Linet falan Evet. ekranda görünürse. Hem Helena Papirazu'nun My Number One'ı çok farklı ve güzel formatta da seslendirmişti ama ne yazık ki büyük finale kalamadı Linet X Factor İsrail'de. O biraz üzücüydü benim için ama artık başka zamana kısmet Türkiye olur inşallah Linet için. İnşallah bakalım. İkinci yarı final hızlıca söyleyeyim ben o zaman. İsveç'in kalacağını düşünüyorum ben ama şarkı bence çok abartılan bir şarkı. Klasik İsveç abartması. Çok bir numarası yok açıkçası. Polonya katılır. Avustralya yine yüksek bir oranda oy alarak çıkar. Finlandiya'nın çok sevdiğim bir grup. Bizim lise zamanımızın grubu The Rasmus. Keşke daha güzel bir şarkı olsaydı ama bu da güzel bir şarkı. Fena değil. Estonya'nın böyle yavaş şarkılarda en iyi şarkılardan biri olduğunu düşünüyorum. Stefan Hope şarkısının. Belçika katılır. Kıbrıs tabii ki yine benim favorim. Biraz gerilerde gözüküyor şu anda ama finalde umarım Bakalım. yükselir. Belçika olabilir. Ben oy potansiyeli Azerbaycan'da çıkacağını düşünüyorum buradan. Onun dışında Romanya'nın ulusal finalinde Azerbaycan çok son güzel sırada şarkı. şu sıralarda. Evet, ya çıkar ama büyük ihtimalle oy potansiyeli var çünkü. Avrupa'daki bizim oylarımızı artık Azerbaycan alıyor biliyorsunuz. O yüzden çıkar. San Marino geçen yılın tekrarını yaptı. Çıkar mı sanmıyorum. Romanya ulusal finalde güzel şarkılar vardı ama çok sıradan bir şarkı seçtiler. İyi bir şarkıyla ikonu zorlayabilecek şarkılar vardı ama olmadı. İkinci yarı finalde de benim adaylarım aşağı yukarı bunlar. Burada ileteceğim başka bir şey var mı? Gürcistan arada bir çok nokta atışlar yapar ama bu kez olmamış. Farklılığı da yaratamayacaklar diye düşünüyorum. San Marino ile ilgili iyi bir noktaya değindiniz. Maneskin'in kazanmasının tabii performansının başında
bir kapağı açılıyordu. Aynısını San Marino'da yapmış diye tweetler vardı. Bilmiyorum, kopyalamak aslında birebir esinlenmek, aynısını sahneye koymak biraz dezavantaj diye düşünmekteyim ben de. Sanıyorum siz de bu fikre Evet. katılıyorsunuz. Ya kolaya kaçmışlar. Bir de San Marino yani çok da iddialı bir ülke değil. O yüzden böyle çözümler bulmaları hoş karşılanabilir, öyle söyleyeyim. En azından katılıyorlar. Bazı büyük ülkeler katılamıyor mesela müzik açısından. Biz olalım. Bosna Hersek'i mesela ben çok özledim. Macaristan'ı çok özledim. Bu ülkeler çok renk katan ülkelerdi. Epeydir ortada değiller. En azından bir farklılık yaratmaya çalışmışlar. La Yani benzer. Nemoya diye bir şarkı vardı hatırlarsanız hocam. Sırbistan'da ismini unuttum bir erkek vokalin. Zeliko Yoksimovic. La Nemoya'ydı. O kesinlikle böyle şarkılara ihtiyacımız var Sırbistan'dan. Kesinlikle. Böyle bir şarkı lazım. Molitva gibi bir şarkı lazım yani. İddialı olmalı, gerektiğine inanıyorum. Ya şu an Ben adını hatırlayamıyorum ama Sırbistan'ın ona benzer bir şarkısı vardı ulusal finalde. Ben onun katılsaydı belki buna benzer bir etki yaratacağını düşünüyordum. Onu seçmeyip Corpora Sano'yu seçtiler. Yani ilk ona girecekler ama belki de birinciliği kaybettiler diye düşünüyorum. Bu şarkının Kurucu adını tam bilmiyorum. ülkelerine ilgili görüşünüzü de alalım. Big Five bu yıl nasıl sizce? Geçen yıla, önümüzdeki yıllara kıyasla. Nasıl Big sizce? Five'da bu sene çok sağlam iki şarkı var. Hatta üç şarkı var. Fransa'nın, İspanya'nın ve İtalya'nın çok güzel şarkıları var. Pardon, Birleşik Krallık'ın çok güzel şarkıları var. Almanya biraz içlerinde en kötüsü. Yani ilk İtalya, İngiltere, Fransa bu üçlünün zaten hatta dördünün İspanya'nı da katarsak ilk onda olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Ya bu sene çok formdalar. Ya bu sene yarışmayı önemsemişler Almanya hariç diye düşünüyorum ben. İtalya mesela düzenlemesine rağmen çok kaliteli bir şarkı gönderdiler. Genelde kazanan ülke çok ne olur ne olmaz diye biraz orta ayar bir şarkı gönderir. Bir sene daha düzenlemeyelim diye. Ona rağmen derece alırsa şaşırmayacağımız, birinci olursa şaşırmayacağımız bir şarkı. İspanya zaten kişisel favorim. İngiltere birinci olursa şaşırmayacağımız bir şarkı. Fransa en farklı şarkı belki de. Almanya ise çok fazla cümle kurmaya gerek yok. Onu söyleyelim. Favorilerimiz Big Five'da, kurucu 5 ülkede hemen hemen aynı ama ben Fransa'nın çok açıkçası beğendiğimi söyleyemem. Geçen yılki Voilà. performansta ikinci bitirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir at yarışı vardı. Evet. İtalya, Fransa, İtalya, Fransa'ydı. Ben daha iyi beklerdim ama bir taraftan da bir Covid vakası var biliyorsunuz dünyada. İnsanların biraz isyankar olduğunu da düşünerek hemen fikrimi değiştirip İtalya'nın kazanacağını biraz olsun tahmin ettiydim açıkçası hocam. Siz de aynı fikirdesiniz herhalde. Evet yani kıyaslayınca 2021 biraz daha müzik yarışmaya bir özlem vardı. O yüzden şarkılar sanki bir tık daha kaliteli gibiydi. Onu sorayım. Geçen yılın 2000 şarkılarında. 21'deki şarkılar mı sizce daha iyiydi Ben yoksa 2022 mi? 2021 diye direkt cevap verebilirim açıkçası. Bu sene de çok özel birkaç şarkı var ama 2021 Maneskin olsun, Vale olsun, İsviçre'nin güzel şarkısı olsun. Ukrayna'nın o muhteşem şarkısı olsun. Gerçekten çok farklıydı, çok kaliteliydi. Bu sene gerçekten şöyle işte budur dediğim bir şarkı yok gibi açıkçası. Yani gerçekten şu şarkının ben kesin hayranıyım. Bunu destekleyeceğim yok yani ama yine de kaliteli şarkılar var. Ama geçen yıl çok böyle severek dinlediğimiz gerçekten bu mutlaka kazanmalı dediğimiz şarkılar vardı. Bu sene yani düşünün yani Kıbrıs'a 12 puan verdim öyle söyleyeyim. Normalde bu kadar bir duygusal oy vermezdim. Yani dinleyince şarkıları bir Ukrayna'ya ya da İspanya'ya direkt 12 puanı veremiyorum. Kazanacaklarını düşünüyorum ikisinden birinin ama böyle gerçekten benim kesin favorim budur diyerek oy veremediğim şarkılar. Bu arada benim aklıma şey Hocam, geliyor acaba Ukrayna şarkı içindeki Stefania'ları Ukrayna diye değiştirip söyler mi diye böyle bir şey yapabilirler mi diye düşünüyorum. son Acaba dakika bir bir gönderme yapabilirler sürprizi mi? Yani bir olabilir. sürpriz bekliyorum o şarkıdan böyle bir savaş karşıtı bir yaklaşım.
Hocam bu arada fanlar da tercihlerini kullandı. Yayın öncesinde linki Evet. size atmıştım. İsveç'e görünce Beklenen bir şaşırdım. sonuçtu açıkçası. Yani bu yarışmanın fanlarının bir İsveç sevgisi var. Onu anlam veremedim. İtalya ve İspanya'yı bekliyordum. Dördüncü sırada da Hollanda'nın yer alması beni biraz şaşırttı. Çünkü oradaki basın grubundan gelen yorumlarda resmi sitesinde yarışmanın büyük finale kalamayabilir şeklinde bir yorum var Hollanda için. Ben Hollanda'nın kalması gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir şarkı. Yani ama bu kadar yukarıda olması doğru değil. Onu söyleyeyim ya. İsveç de doğru değil bence. Ya ben İsveç'in 8. ya da 12. arasında bir derece alacağını düşünmekteyim. Büyük finalde. Ve Şu olması anda gerektiği yerde orası diye düşünüyorum. sizinle sohbet ederken bakıyorum. İsveç 4'te şu anda tahminlerde. Bakalım Yunanistan 6'da, İspanya 5'te. Yani Hocam. ilk 10'da biz bu yıl uzunca bir yıldan aradan sonra sanıyorum Big Five'dan 3 tane göreceğiz gibi. 3 ülkesi Big Five'ın kurucu ülkelerin yer alacak gibi duruyor. Yani bunlara belki Fransa bile eklenebilir, onu söyleyeyim yani. İtalya, Birleşik Krallık, İspanya kesin gibi. Fransa şu anda çok sınırda, eğer aynı yerden bakıyorsak. Her an Odds kısmı vardı. evet, evet orada. Eurovision World. Evet, Fransa 11'de de evet o. ya giderek yükseliyor. Ben Fransa'yı 20'lerde hatırlıyorum. Evet. Performanslar, insanlar şarkıyı tanıdıkça bağlanıyorlar gibi. Yani ilk 7'ye 6'ya doğru tırmanırsa güzel bir performansla şaşırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Beni bu ilk 10'da en çok şaşırtan sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Sırbistan oldu açıkçası. Hiç böyle hani çok emek aslında bir şarkı eşittir emek aslında kötü yorum da yapmak istemiyorum ama çok ısınamadığım bir şarkı oldu. Ama insanlar bayağı bir beğendi gibi 10. sırada İşte yer orada alması. ilk onda iki tane büyük ihtimal bahsettiğim farklılık yaratan şarkı dediğim iki şarkı olacak. Onlardan birisi Norveç olacak, birisi de Sırbistan olacak gibi gözüküyor. Çünkü böyle bir diğer şarkılardan ayrıksı bir yerde ve insanların dikkatini çekiyor. Ya biraz da oradan dolayı oy alacaklar gibi. Hocam yaklaşık 30 dakikamız doluyor. 30 dakika için konuşmuştuk. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Eurovision'a bu kadar emek veriyorsunuz. Ya biz bir Eurovision ailesiyiz aslında. Birbirimizi çok uzaktan tanıyoruz ama keyifli bir şey. Ben gençlerin de, yani ben şu an lisede bir öğretmenim. Onların da böyle Eurovision kültürlerinin olmasını çok istiyorum ama gerçekten çok fazla yok maalesef. Birazcık bu kültürü tanımaları, yeni farklı müzikleri tanımaları açısından çok büyük bir fırsat. Biz de bu fırsatı tanıyoruz onları diyelim, siz de ve bizler de. Umarım tabii bunu uzaklaşmanın nedenlerinden birisi Eurovision'a katılamamamız. Katılsak belki daha da yakından takip ederler. Seneye belki bizim favori şarkımızı konuştuğumuz bir yayın olması dileğiyle diyorum ben. Artık Manga mı Kim? katılır? Bence Manga katılsın diyorum ben. Tekrar Manga, herkes onu Manga'yla bir görüş söylüyor. olsun diyorum. Yani güzel, farklı bir şarkı olabilir. Bu yıl Hadise falan Belçika'yı temsil edebilir şeklinde yorumlar da olmuştu herhalde. Siz de yakından takip Duydum. etmişsinizdir onu. Ama Heyecanlanmıştım çünkü Hadise talihsizlikler yaşayarak o büyük finali ilk 5'te bitirmişti. Çok iyi bir de cevap vermişti. Açıkçası. Pardon hocam. Şunu sorayım. Bilmiyorum doğru ya da yanlış bir bilgi mi 2022 için bu sizinle paylaşacağım. Ukrayna seçilirse kazanırsa bu yarışmayı onun seçeceği bir ülkede gerçekleşecek diye bir duyum var. Doğruluk derece hani Eurovision ailesi tarafından bu doğrulanmadı. Resmi bir açıklama yok. geçmiş yıllarda sanki öyle iki kere kazananlar ya da böyle ben bu yarışmayı düzenlemeyeceğim diyenler olduğu zaman, yanılmıyorsam Big Five ülkelerinden birisinde düzenleniyor diye bir kural var diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Geçmiş yıllarda Londra'da düzenlenen bir yarışma vardı diye hatırlıyorum öyle. Yani büyük ihtimalle de öyle olur. Yani kimse şu koşullarda Ukrayna'ya yarışmaya gitmez gibi geliyor bana.
Ama büyük ihtimalle de Eurovision'u Ukrayna kazanacak gibi şu an içime doğan his o şekilde. Ben şöyle diyeyim. Ben Yunanistan'ın kazanacağına inanıyorum. Çünkü ulusal jüriden en yüksek puanı büyük bir ihtimal Yunanistan alır diye ben şahsi düşüneceğim açıkçası. Ama bilmiyoruz tabii ki bu yarışma her zaman sürprizlerle dolu. Doğru. Hiç düşünmeyeceğimiz bir ülkeyi de finalde görebiliyoruz. Yani geçen yıl Sırbistan'ı ben beklemiyordum. Üç kızdan oluşan grubu. Şok oldum açıkçası. Evet, çok da güzel bir şarkı değildi açıkçası. Böyle sürprizler bizi bekliyor. Hocam çok teşekkür Ben ederim teşekkür ederim. size. Bu dostluğumuz daim olsun diyelim. Aynen. Öyle olsun. Eurovision gecesi yorumlarda görüşmek üzere. Herkese iyi Görüşmek üzere akşamlar. hocam. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, değerli takipçilerim, bugün de yarışmayla ilgili görüşlerimi de paylaştım. Tek Oğuz Kaygalaklı bizle birlikte. Twitter'da başlayan dostluğumuz geçen yıl, bu yıl YouTube kanalıma taşındı. Çok mutlu oldum kendisini burada ağırlamaktan. Bazı ülkeler dışında genel anlamda diyebilirim ki fikirlerimiz aynı değerli takipçilerim. Evet, artık yayınımızı sonlandırmak istiyorum. Big Five dediğimiz kurucu ülkeler de son performanslarını yaptı. O gibi United Birleşik Krallık ya da İngiltere geliyor. Geçen yıl yarışmayı son sırada tamamlamıştı. 0 puanla İspanya'da. Geçen yılın acısını İngiltere ile birlikte İspanya bu yıldan çıkaracak ve bir aksilik çıkmazsa iki kez ilk onda büyük final iki kurucu ile kesin. Üçüncü Fransa sınırdan bilir. Bekleyip göreceğiz. 14 Mayıs gecesi. Bu arada hatırlatalım. 10 Mayıs'ta değerli takipçilerim ilk yarı final var. İkinci yarı finalde 12 Mayıs'ta. Hemen notlarıma bakmak istiyorum. Eski İtalya'nın kazananları yarışmaya dönüyor. Il Vilo grubu vardı. İkincilikle yarışmayı bitirmişti. Onlar ikinci yarı finalde, Maneskin büyük finalde, Azucar Moreno yanlış söylememişimdir inşallah. Yine finallerden, yarı finallerin birinde sahne alacak. Kimler ilk yarı finali tamamlar? Ben kendi görüşlerimi de paylaşayım. Oğuz Hocam paylaştı. Ben ilk sırada Yunanistan'ın bu yarışı tamamlayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda siteden canlı canlı verileri aktarmak istiyorum. Oy oranları Ukrayna'yla Yunanistan'ın %94 şeklinde eşit. Aynı sırayı paylaşıyorlar. Üçüncü Hollanda, aynı fikirdeyim. Norveç, Ermenistan, Portekiz, Arnavutluk kesinlikle olmalı. Moldovya'yı sevmesem de bu yarı finalde yer alacak gibi. Çünkü Eurovision sahnesi böyle hareketli, renkli gösterileri seviyor. Letonya'nın kesinlikle yer alacağı inancındayım büyük finalde. Ve Avusturya'yı da görmek istiyorum. İkinci yarı finalle ilgili tahminlerime hemen bakalım. Şu anda %92 ile tahmin listelerinde İsveç önde. İkinci sırada Polonya var. Avustralya 3'e yükseldi değerli takipçilerim. Ben kendi ilk onumu söylemek istiyorum. Sırasız bir şekilde. Polonya, Estonya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti'ni ben açıkçası büyük finalde görmek istiyorum. Kıbrıs, Azerbaycan bunlar kesin. Fakat Sırbistan da çok beğenildi. Büyük bir ihtimal Sırbistan'da bu yıl büyük finalde izleriz. Az önce de belirtmiş olduğum gibi
kurucu ülkelerde de en beğendiğim şarkı, 12 puanım kesinlikle İspanya'nın. Evet, artık yayınımızın sonundayız. İlerleyen günlerde yeniden birlikte olacağız. Konuklarımızla olabilir ya da tek başıma da olabilirim. Stay tuned, beklemede kalın değerli takipçilerim. Yeniden birlikte olacağız. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.